Sizlerle tarihi oyunlarımızdan Mangala'nın nasıl oynandığını en küçük öğrencilerimden Ali Berat Topçu ile birlikte anlatmaya çalışacağız. Şimdi önce şunların adı önemli. Nedir? Hazine. Hazine. Bunlar ise? Kuyu. Kuyu. Her iki tarafta da 24 olmak üzere toplam 48 tane taş var. Amaç 25 ve fazlasını kendi hazinenize atabilmek. Bu hazine karşı tarafın Berat'ın oluyor. Burası ise benim hazinem. Öncelikle asla rakibin hazinesine taş bırakamıyorsunuz. Bunların adı kuyuydu. Şimdi şöyle başlanıyor. Herhangi bir kuyudan taşların tamamını alıyorsunuz ve çıktığınız kuyuya mutlaka bir tane bırakıyorsunuz. Bu kuyu baba ocağı diye nitelendiriliyor. O yüzden mutlaka bir tane bırakıyorsunuz baba ocağına. Ve son taşımı kendi hazineme bıraktım. Mangala oyununda en önemli şey atılan son taş, onu hemen belirteyim. Atılan son taş kendi hazinenize geliyorsa oynama sırası tekrar size geçmekte ve kendi hazinenize doğru saat yönünün tersi yönde ilerlemek zorundasınız. Şimdi şöyle devam edeyim. Hazineme bıraktım ve sıra Berat'ta. Tekrar sıra Berat'ta. Hazineni bıraktın mı? Evet. Şimdi sıra bende. Tek taş olduğunda direkt yandaki kuyuya veya hazineye bırakıyorsunuz. Şimdi bu kuyunun adı artık boş kuyu. Bir ayrı önemli. Çünkü şöyle bir olay var. Oynadım, hazineye attım, sıra bende. Bunu tekrar hazineye bırakıyorum. Ve şu 5 taşı aldım. Ve son taş kendi boş kuyuma geldiğinde bunu ve rakibin bütün taşlarını kendi hazineme ekliyorum. Şimdi bu da çok önemli bir kural. Atılan son taş rakibin kuyusundaki taşları çift sayı yapıyor ise 2, 4, 6, 8, 10 vesaire tamamını alıyorsunuz ancak sıra rakibe geçmiş olacak. Şimdi başlıyorum. Çift yaptım. 2. Bunun tamamını alıyorum. Onu böyle şimdi burası sayıyoruz. Kaç oldu? 5. 6. Tamamını alabiliyoruz. Şimdi sıra bende. Ve tekrar böyle. Böyle tamam. Boş kuyu. Tamam. Boş kuyu? Yok, boş kuyu değil. Burası boş kuyu. Ha, pardon. Özür dilerim. Sıra sende. Evet. Burası 3. Çift olsaydı alacaktı. Şimdi son taş boş kuyuya geldi. Bunu da karşısını alıyorum. Sıra sende. Çok güzel.
Bunu da alıyorsun. Boş kuyuya attım. Aldım. Şimdi bunu hazneye attığımda bu tarafta hiç pul kalmadı. Karşı taraftaki bütün pulları alma hakkına sahip oluyorsunuz. Amaç 25 ve fazlasını kazanmak. 5 set üzerinden oynanacak. 3 set kazanan partiyi kazanmış oluyor. Beraberlik halinde ise bir önceki maçı kazanan başlıyor. İlk başlangıçta kimin başlayacağı genellikle kurayla tespit ediliyor. Yani birini tutup seç diyorsunuz. Evet. Bu taraf başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi 24-24 paylaşılmış durumda. Oyun beraber bitmiş. Tebrik ediyorum.